Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimi için bazı önemli konu başlıklarını araştırma yapıyor, bunları seslendiriyor ve podcast mecrası için kaydediyor. Hoş geldiniz. Deniz mahsullerinin tüketimi dediğimizde elimizin altında her an bulabileceğimiz ve en yaygın şekliyle farklı markalar altında, farklı ebatlarda, değişik kalitelerde ton balıkları geliyor. Genel olarak gidip geldiğiniz 3 harfli marketlerde ton balığını genellikle yassı ve yuvarlak tenekeler içinde, çoğunlukla ayçiçek yanağı basılmış halde buluyor olsak da dünyanın geneline baktığımızda ton balığı minik bir kutunun içine sıkıştırılmış bir parça beyaz ve lezzetli etten çok daha fazlası aslında. Bugün size ton balığının denizden sofralarımıza gelene kadar yolculuğu hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bizim gördüğümüz ve şeklini şemalini bildiğimiz anlamda ton balıkları Scrombriidae, yani uskumrugiller ailesinin içinde kendi ismini taşıyan bir grubun genel adı. Bunun altında Scrombriidae isminde bir alt aile var ve bu alt aile içinde uskumrular, İspanyol uskumruları, palamut balıkları ve tabii ki ton balıkları var. Palamut balıkları bizim denizlerde de çok fazla çıktığı için biliyoruz. Bunların diğer bir ismi de bonito. Bu aile içindeki bazı balıklar balıkçılık tarihinde özellikle ekonomik yönden değer kazandıktan sonra grubun tamamını kapsayacak şekilde kullanılıyor. Örneğin uskumrular, hatta bu videonun başlığında da kullandığım gibi ton balıkları. Fakat dediğim gibi uskumrugiller büyük bir aile ve her alt ailede aslında sizin de tanıyor olduğunuz ve kendi içinde önemli olan pek çok balık türü var. Mesela sizin yine 3 harfli marketlerden donuk halde aldığınız, ayıklanmış, temizlenmiş, pişirmeye hazır haldeki uskumruyla çeşitli yerlerden aldığınız, balık pazarı olabilir ya da büyük marketler olabilir ya da denizden tuttuğunuz, öğle boyuna yediğiniz palamut teknik olarak aynı aile içinde yer alıyorlar. Bunu ben söylemiyorum bu arada, bilim söylüyor tabii ki. Yani ton balıklarıyla palamut balıkları uzaktan kuzenler, hatta ton balıklarıyla yelken balığı, kılıç balığı bile uzaktan kuzen oluyorlar. Zaten bir palamut balığını ve ton balığını gözünüzün önüne getirdiğinizde vücut şekillerinden, vücutlarındaki organların şeklinden birbirine yakın ve benzerlikler taşıdığını göreceksiniz. Bu aşamada ton balıklarının türleri ve aile şeması ile ilgili çok da detaya girmeyecek olmakla birlikte bu kadar da bilseniz sanırım yeterli. Ötesine geçtiğimizde biraz ilginizi kaybedersiniz. O yüzden devam edeyim. Ton balıklarından bahsettiğimizde tuzlu su balıklarından bahsediyoruz. Suyun güneş ışığının girdiği aydınlık zonunda yaşayan önemli balıklardan bir tanesi. Bu nedenle ton balığını pelajik bir balık olarak tanımlayabiliriz. Sosyal medyada var olan ve aslında hekimlik mesleğine olur olmaz her şeye bir kişi olarak atayan modern şarlatanların aksine. Çünkü balıkçılıkla ilgili kulaktan dolma bilgiciklerle ahkam kesmek bu aralar çok moda. Ton balığı bir dip balığı, yani bentik değil, suyun aydınlık zonunda yaşayan pelajik bir balık. Bunun ayırdına varmak, balığın beslenmesi, yaşamı, yaşam şekli, hatta üremesini anlamak ve tanımlamak için oldukça önemli. Deniz ürünlerinden elde edeceğimiz faydayı baltalayan hareketlere lütfen kulak asmayın ve insanlara, bilmiyorum, gerekli şekilde yanıtlarını vermek gerekiyor. Bu konuya değindiğimiz bir podcastimizde ayrıca olacak. Ton balıklarının dünya üzerindeki yayılımına baktığımızda karşımızda mavi yüzgeçli, sarı yüzgeçli, büyük gözlü, uzun kanatlı, slender, albacore gibi ton balıkları çıkıyor. Türleri ayrılmış vaziyetteler, epey genişler. Atlantik'te varlar, Pasifik'te varlar, Indo-Pasifik'te varlar. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar diyorum çünkü ton balığının geleceği de üzerindeki balıkçılık baskısı nedeniyle ayrı tehlike altında.
Her ne kadar koruma faaliyetleri sürdürülse ve bunun için çabalansa da denizle ilgili almamız gereken pek çok aksiyonda olduğu gibi ton balıklarını korumak için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Geleneksel olarak yapılan ton balığı ellesine baktığımızda çoğunluğunu halen avcılıktan elde ediyoruz. Soframıza gelen ton balığının çoğu halen avcılıktan geliyor. Fakat albakor cinsi ton balığı kültüre alınarak yetiştiriciliği iyi şekilde yapılan önemli balık türlerinden bir tanesi. Türkiye karasularında da yetiştiriciliği var. Özellikle Çeşme Yarımadası'nın ve çevresinde Seferihisar civarında Ege Denizi'ne bakan açık taraflarda kafeslerde orkinos yetiştiriciliği yapan firmalar var. Ton balıklarını aynı zamanda orkinoslar olarak da tanımlıyoruz. Biraz da rakamlardan konuşmamız gerekirse eğer, FAO'nun 2021 yılı istatistiki verilerini sunan bir rapordan elde ettiğim verilere göre ton balığının yetiştiricilik rakamları da dikkat çekici miktarda ve bu devamlı olarak artıyor. Güzel bir şey. 2021 yılının rakamları dünya genelinde yaklaşık 7.3 milyon ton. Bu 2020 yılında 4.4 milyon tonmuş ve bu üretimde bir önceki yıla göre yarısından daha fazla bir artışa tekabül ediyor. Dedim ya az önce ton balığının yetiştiriciliği bizde de yapılıyor. Fakat yetiştiriciliği yapılıyor olmakla birlikte şu anda öncülerimiz Çin, Peru, Endonezya, Vietnam ve Meksika. Bunlar dünyadaki tüm ton balığı üretiminin %60 gibi önemli bir miktarını yapıyorlar. Tabii ki sadece yetiştiricilikten gelen ton balığını tüketmiyoruz. Avcılığı da dikkat çekici bir hacme sahip. 2021 yılındaki miktarını 4.7 milyon ton olarak bulunmuşken 2010 yılındaki rakam 4.2 milyon ton imiş. Bu da fark ettiğiniz üzere birazcık artmış. Ton balığını en çok Japonya, Tayvan, Çin, Peru, İspanya ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin balıkçılık aktiviteleri sayesinde denizden çekiyoruz. Size daha önce ton balığının dünyadaki durumundan bahsetmiştim ya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde mavi yüzgeçli ton ve uzun kanat orkinosun yanında Uskumrubillerin bir diğer ilginç görünümlü balığı olan Güney Yelkeni de yer alıyor. Bu da avcılık yoluyla elde edilen önemli balıklarımızdan bir tanesini sıklıkla görüyoruz sağda solda videolarda. Denizden elde ettiğimiz ton balığını sürdürülebilir şekilde avlamaya devam etmeyi başarmak için bazı önlemler almamız gerçekten şart. Bunlar artık avcılığı kısıtlamak mı olur, ton balığına kota koymak mı olur bilmiyorum ama koruma alanlarını arttırmak, bunların sınırlarını kesin olarak belirlemek veya aklınıza başka ne geliyorsa önlem almanız şart. Az önce size rakamlardan bahsetmiştim. Ton balığı ile ilgili güncel durum için benim de bu verileri aldığım 2001 yılı balıkçılık istatistik raporuna göz atmanızı tavsiye ediyorum. Linkin açıklama alanına bırakıyorum. Oradan doğrudan indirebilirsiniz. Bizim bildiğimiz anlamda konserve edilmiş ve genellikle yağın içinde sunulmuş ton balığı genel bir sunum şeklini temsil etmekle birlikte ton balığı aslında bütün bunlardan biraz daha fazlası. Henüz karaya çıkmadan denizden çıktığı gibi büyük ve kapsamlı işleme teknolojileri üzerine donatılmış gemilerde istenilen şekilde işlenen ton balığı iç organları alındıktan sonra klasik anlamda balık saklama metodumuz olan soğuk hava depolarında ya da buzda saklanıyor. Bu bizim hemen hemen her balık için uyguladığımız genel geçer bir saklama metodu. Bu cebimizde. Balık karaya çıkarılarak işleniyor olabilir. Eğer karaya çıkıyorsa donduruyoruz. Az önce bahsettiğim şekilde. Fakat gerçekten büyük fabrika gemiler var. Eğer balığı karaya çıkarmadan bu fabrika gemilerinin üzerinde işleyeceksek de fileto çıkarma, tuzlama ve yağlama işinin ardından konserve kutularına dolduruluyor et. Sonrasını zaten konserve yöntemlerini anlatan videolardan az çok öğrenebilirsiniz. Müzik
Palamut balıklarından takoz yaparlar, bilir misiniz? Bazı ton balıkları bu şekilde paketleniyor. Yani tek parça. Bazılarının içinde az miktarda kırıntı olabiliyor. Daha düşük profile sahip olanlar ise tamamen kırıntılardan oluşabiliyor. Bu aşamada balığın neresinden geldiği aslında çok da önemli olmamakla birlikte fiyatlarından balığın çeşit hakkında fikir sahibi olma ihtimaliniz var. Fakat yine de etiketleri okumak konusunda deneyim kazanmanızı tavsiye ediyorum. Siz bu aşamada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Aynı kişi tarafından üretilmiş ton balığı konservelerinin fiyatları nasıl oluyor da farklı oluyor. İşte tam burada size az önce anlattığım mekanizma devreye giriyor. Aynı üreticiden ya da ithalatçıdan geliyor olabilir balığımız. Fakat herkese uygun ton balığı sunabilmek için üreticiler balığın farklı yerlerinden elde ettikleri ürünleri sunuyorlar. Az önce dedim ya, bütün olabilir, az kırıntılı olabilir ya da tamamen kırıntılı olabilir. Bunların besin içeriği belki birbirine daha yakındır. Fakat ambalajların, gramajlarından, konserve tenekesine basılan yağ kadar pek çok farklı dinamik var bu alanda. Ve bu önemli bir pazarlama taktiği aslında. Bu aşamada size iyi bir ambalaj okuyucusu olmanızı tavsiye ediyorum. Ton balığının pazarda bulunabilecek bir başka formu da poşette az yağlı ve sulu et şeklinde olan hali. Bu konservedeki kuzenlerine göre göreceli olarak daha az yağ içeren bir ürün. Filetolanıp tuzlanan ve ardının isteğe bağlı miktarda yağlanan balıklar hava geçirmeyen poşetlerde suyla pişiriliyor ve bu suyla birlikte paketlenerek satışa çıkıyor. Eğer olayı biraz daha sağlıklılık yönünden basitçe kıyaslamamız gerekirse suda ton balığı bulduğunuzda kaçırmamanızı tavsiye ederim. Konserveye göre daha tavsiye edilen bir form bu. Bunun temel nedeni de konserve yapma işinin gerekliliklerinden ikisi olan tuz ve yağdan dolayı. Konserveye konulan ve balığı daha uzun süre korumak için biraz daha depolama sıcaklığında meydana gelebilecek değişimlere karşı bozulmasını önlemek için bol miktarda yağ ve tuzla muamele ediliyor genelde. Bu da günümüzde pek çok uzman tarafından daha sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken iki parametre olan tuz ve yağ yönünden ton balıklarını çok az riskli gruba sokabilir. Ama dediğim gibi suda bulursanız kaçırmayın. Günlük tüketim alışkanlıklarımız dahiline tükettiğimiz konserve ya da belki suda pişmiş ton balığının yanında Uzak Doğu'dan farklı ton balığı tarifleri de gelmiyor değil. Farklı bir form var. Maguro ismini taşıyan bir sushi ton balığından yapılıyor. Özellikle Japonya gibi deniz mahsullerinin severek tüketildiği memleketlerde oldukça popüler olan bir form. Maguro'nun anlamına baktığımızda zaten karşımıza ton balığı eti çıkıyor. Şimdi Maguro da pek çok şeyde olduğu gibi kalite. En iyi maguroların kırmızı ve pembe renkli olduğunu bilmemizde sanırım bir sakınca yok. Beyazları da var. Bunların kalite çeşit çeşit ayırmışlar. Maguroyu çiğ de yedikleri gibi ızgarada yapıyorlar, buğuluyorlar ya da kızartıyorlar. Ama eğer siz yine oldu da bir gün Uzak Doğu'da Japonya'ya falan gittiğinizde maguro yiyeceğim diyorsanız etin kaynağına ve içeriğine güvendiğinizden emin olmanız gerekiyor. Bununla ilgili bazı bilgileri hamilelikte deniz mahsulleri tüketimi podcastında vermiştim. Vaktiniz varsa dinlemenizi tavsiye ederim. Orada çiğ sushi yemekle ilgili bazı önemli noktalara değinmiştim. Ton balığı tıpkı somon balığında olduğu gibi kendini işin uzmanı olarak tanıtan bazı hekimlik meslek grubu mensupları tarafından istismar edilen bir konu. Daha çok yeni henüz geçenlerde Instagram storylerinde ton balığı tüketmek üzerine sorulan bir soruya ton balığının dip balığı olduğunu ve tavsiye etmediğini söyleyen bir hekimle karşılaştım ben.
Ayrıca ağır metal yönünden de tehlikeliymiş ton balığı. Burada anlamamız gereken şey hangi balığı hangi koşullar altında yediğimiz zaten. Deniz mahsullerinde ağır metalle ilgili bir podcast'imiz var. Vaktiniz varsa sizi oraya da almak isterim. Suyun içindeki balıklar ne kadar büyürse ağır metal yönünden de o kadar riskli hale geliyorlar. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Buna biz aslında biraz biyo birikimin etkisi neden oluyor diyebiliriz. Dediğim gibi hangi balığı yediğiniz çok önemli. Biliyorsunuz civa da ağır metal sınıfından bir element ve insanların vücutları için oldukça toksik bir etkiye sahip. Bebeklik ve yaşamlarının ilk evrelerindeki çocuklarda ve hatta hamile kadınlarda civanın muhtemel riskleri için az önce bahsettiğim hamilelikte deniz mahsullerinin tüketimi podcastinde yeteri kadar bilgi var. Oraya da bundan sonra bir geçmenizi tavsiye edeceğim. Dolayısıyla burada şu aşamaya geliyoruz. Ton balıkları da boy boy arkadaşlar. Bunların içinde mümkün olan en küçük olanı yemek sizi ağır metal tehlikesinden de koruyacaktır. Şimdi kısaca ben size ton balıklarının büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Sizin bu konuda bir kulaklı olgunluğunuz olsun ama yine de bakarsınız, olur mu? Büyükten küçüğe doğru başlıyorum. Bunların altına, üstüne, sağına, soluna belki hafif değişiklikler olabilir ama genel liste böyle. Atlantik mavi yüzgeçlisi, büyük ağızlı orkinos, Pasifik mavi yüzgeçlisi, uzun yüzgeçli orkinos, skipjack ve albakor şeklinde devam eden bir listemiz var. Amerikan Ulusal Balıkçılık Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu ve benim Türkçesini hazırladığım hamilelikte deniz mahsulleri tüketimi dokümanında da bahsettiğim şekliyle albakor ton balığını tüketmekle ilgili şu anda bir sorun görünmüyor. Zaten bizim albakor dediğimiz ton balığı aslında beyaz ton balığı olarak da adlandırılıyor ve dünya üzerinde skipjack ve sarı kuyruklu birlikte yetiştiriciliği en fazla yapılan ton balığı türlerinden. Bu podcast hazırlarken tesadüfen dinlediğim Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları kitabında Ege Denizi'nde balık tuttuklarında balıkçının albakor, albakor diye bağırdığını söylediğini hatırladım. Bunu da bu araya sokuşturayım. Eğer vaktiniz varsa kitabı okuyun. Skipjack olan genellikle konserve yapımında kullanılan bir balık. Sarı kuyruklu ton balığı büyük bir ton ve aynı zamanda en değerli balıklardan bir tanesi. Bu balık da genellikle katma değerli bir tüketim ürünü olan sushi ve sashimi'nin yapımında kullanılıyor. Size bunu söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağım. Tükettiğiniz balığın nereden geldiğini daima sorun. Balıkçınızla konuşun. Balık aldığınız yere sorular sorun. Ambalajları okuyun ve okuduğunuzu anlayın. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.